Saygıdeğer konuklarımız, sevgili müzikseverler. Evet, biraz bekledik ama buna değecek, inanın. Beklediğimiz an geldi. Gala gecesi konserimizde tekrar sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Aşk Senfonisi başlıklı konseri dinleyeceğiz şimdi sizlerle beraber. Hakan Aysev, Umut Akyürek, Göksel Baktagir ve konuk bestekar Pınar Köksal bizlerle beraber olacaklar bu sahnede. Aşk Senfonisi bir proje. Bu proje içinde enstrümantal eserler de var, sözlü eserler de var. Ve enstrümantal eserler dışında sözlü eserlerde Hakan Aysev ve Umut Akyürek kimi zaman eserleri beraber seslendirecekler, kimi zaman ayrı ayrı seslendirecekler. Ama konserimiz enstrümantal bir eserle başlayacak. Yani konserimiz başladığında Hakan Aysev'i ve Umut Akyüreği sahnede göremeyeceğiz en başta. Onları sahneye davet etmeden önce bu kıymetli sanatçıların kısa özgeçmişlerini sizlerle paylaşmak isteriz. Göksel Baktagir, 1966'da Kırklareli'nde doğdu. Müziğe 8 yaşında babası Muzaffer Baktagir'in gözetiminde başladı. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak bir yıl sonra lisansüstü eğitimine başladı. Aynı yıl Tamburi Necdet Yaşar yönetimindeki Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'na girdi. Necdet Yaşar Ensemble'la çeşitli ülkelerde birçok konser verdi. Beste çalışmalarına konservatuvar yıllarında başlayan Göksel Baktagir, 35'i sözlü, 160'ı enstrümantal olmak üzere 250 kadar beste yaptı. 2004 yılında merkezi İsviçre'de bulunan Avrupa Birliği Vakfı'ndan yılın müzik ödülünü de almıştır Göksel Baktagir. Tabii bütün özgeçmişi bundan ibaret değil. Söylesek saatler sürer ama onu hepiniz tanıyorsunuz. Göksel Baktagir o. Pınar Köksal. Adana'da dünyaya geldi, Kayseri Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra Özel İstanbul Eczacılık Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 13 yıl eczacı olarak çalıştı. Halen PET Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Köksal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir. Türkiye'nin ilk seçilen kadın ceza ve tutuk evleri izleme kurulu üyesidir. Bu görevini 2001-2007 yılları arasında ifa etmiştir. İlk bestesi, sözleri de kendisine ait olan Acem Kürdi makamındaki Seninle Doluyum, Sensiz Bomboş, Mutluluk Valsi adlı eseridir. Şu anda lavta çalmaktadır. 120 kadar bestesi vardır. 82 tanesi TRT repertuarındadır. 2000 yılında TRT ve Kültür Bakanlığı sanatçıları tarafından seslendirilen İçimdeki Duygular adlı bir albümü çıkmıştır. 2010 yılında Hakan Aysev ve Göksel Baktagir'le Aşk Senfonisi isimli albümü müzik marketlerde yerini almıştır. TRT repertuarındaki eser sayısına göre 1600'lü yıllardan günümüze kadar gelmiş olan 250 kadın besteci arasında ilk üçe girmektedir. Kendisini sevgiyle selamlıyoruz, saygılarımı sunuyoruz. Kendisi şu anda aramızda en önde oturuyorlar, Sayın Pınar Köksal. Evet, bir kez daha hoş geldin diyoruz. Ve Umut Akyürek, evet, onu da anlatmaya kelimeler yeterli değil ama bizde mevcut olan bilgilerin çok özet bir kısmını paylaşmak isterim. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı şu an bölümünü bitiren Umut Akyürek, profesyonel yaşamına TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasında Türkiye birinciliği alarak TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak çalışmaya başlayarak adım atmıştır. Klasik Türk müzikisinin en önemli hocalarından Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıtkı Sezgin, Profesör Doktor Selahattin İçli, Ziya Taşkent, Mustafa Erses, Erol Sayan gibi ustalardan eğitim almıştır. TRT'deki birçok radyo ve televizyon programlarında başarılı konserler vermiştir. Yapımcıların dikkatini çeken Umut Akyürek, ilk albümü O Dudaklar Bülbülleşiyor'u 2003 yılında çıkarmış, en çok satan Türk müziği albümlerinden olmuştur. 2007 yılında
Tıbbiyeli Bestekar adlı albümü yapmıştır. 2008'de Başka Söz Söylemem adlı albümünü çıkarmıştır. 2003 yılında Japonya'da Türk Yılı Galası'nda verdiği konserle Japon İmparatoru ve basınından büyük övgüler almıştır. Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay, Dışişleri, Anayasa Mahkemesi'nde yabancı heyetlere birçok kez konserler vermiştir ve bu akşam aramızda kendisi. Güzel bir alkış rica ederim lütfen. Ve Umut Akyürek'le beraber biraz sonra sahnedeki yerini alacak olan Hakan Aysev'den de kısaca bahsetmek istiyoruz. 1968'de Ankara'da doğdu. Eğitimine 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 1987'de 6. Belvedere Şan Yarışması'nda en iyi genç şarkıcı ödülünü alarak final konserine katıldı. 1990 yılında Viyana Devlet Operası'nın kadrolu sanatçısı oldu ve birçok operada rol aldı. Bu arada Luciano Pavarotti'nin öğrencisi oldu. 1991 yılında Koblenz Devlet Operası'na angaje oldu ve birçok eserde rol aldı. 1995-97 yıllarında kadrolu olarak Darmstadt Devlet Operası'nda da majör rolleri üstlendi. 1999'da pop şarkıcısı Nilüfer'le aynı sahneye çıkan Aysev, ayrıca Tiflis Senfoni Orkestrası eşliğinde Ağrı Dağı efsanesinde Memo rolünü üstlendi. 5. ve 6. Bilkent Anadolu Müzik Festivali'ne solist olarak katılan Aysev, 2000-2002 yıllarında İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Genel Sanat Yönetmenliğini yaptı. Hakan Aysev halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak günümüzde görevini sürdürmektedir. Ve şimdi dilerseniz Aşk Senfonisi isimli bu konseri sunacak olan saz sanatçılarımızı kıymetli alkışlarınızla sahneye davet edelim efendim. Saygıdeğer konuklar, öncelikle Aşk Senfonisi konserine hoş geldiniz. Güzel ilimiz Antalya gerçekten sanat kokan özel bir şehir ve biz bu şehirde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Burada 3 gündür süren Türk Müziği Günleri'nin 6.sının gerçekleşmesi bizim için de gerçekten sanatımız adına çok önemli bir gelişme. Bu nedenle bu programın organizasyonunda emeği geçenleri sanat adına yürekten kutluyoruz. Aşk Senfonisi konseri gerçekten çok özel bir proje. Çok emek harcadık. Ciddi bir proje. Bir hanım bestekar ve üretkenliğiyle gerçekten gönüllere taht kuran güzel eserlere imza atmış kıymetli bestekar Pınar Köksal hanımefendinin Türk müziği geleneğine göre biraz da modern tınılarla yüklü eserlerle bestelemiş olduğu aşk temalı konserini bizler de müzikal birikimimizin etkileriyle tasarlamaya çalıştık. Farklı bir düzenleme yaptık ve bir bütün halinde seyredecek olan bu güzelliği umarız beğenirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Evet, Enfes konser başlamadan önce sizlere kıymetli saz sanatçılarımızı
Teker teker takdim etmek istiyorum değerli konuklar. Kanunda Göksel Baktagir. Ut Perdesiz Gitar Cümbüş'te Yurdal Tokcan. Kemanda Turay Dinleyen. Ney Vokalde Eyüp Hamiş. Klarnet Trompette Aykut Sütoğlu. Piyano Akordeonda Şevket Aşıkuzun. Gitarda Metehan Köseoğlu. Bas gitarda Görkem Oker. Perküsyonda Bülent Elmas. Ve yine perküsyonda Sezgin Uçarlar. Hazırsanız Aşk Senfonisi başlıyor. Thank you.
seni rüyamda gördüm. Rüyamda gördüm. Tut ellerimi sıkıca dedi. Sıkıca dedi. Ben dudaklarına uzanırken. Uzanırken. Öp beni uzunca dedi. Uzanırken öp beni uzunca dedi. Öp beni, öp beni, öp öp beni 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 dedi. Vazgeçerim.
misin? Senden nasıl vazgeçerim? Dünya sensin, cennet sensin. Senden nasıl vazgeçerim? Efendim, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Şimdi tabii Türk müziği günleri benim çok alışkın olmadığım günlerden biri. Niye? Çünkü 22 seneden beri opera söylüyorum. Ama bir opera sanatçısının kendi ülkesinde, kendi topraklarında, kendi vatanında olan bütün melodileri yüreğinin içinden geldiği gibi seslendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim çok büyük bir şansım var. Bütün bu güzel şarkıların birçoğu bana yazılıyor efendim. Sevgili Pınar Köksal tarafından. Tabii ki biraz önce söylediğim şarkı Pınar Hanım'ın sevgili eşi Güntekin Bey'e 30. yıllarında ilişkilerinin, evliliklerinin hediye ettiği bir şarkıydı. Vallahi genelde kendisi der. Hani tabii ki Pınar Hanım bütün övgülere layık. Teşekkür ederim. Ve bütün alkışlara layık ama yaptırana bak. Bu besteleri. Efendim. Dünyanın her yerinde Placido Domingo mesela Zarzuela şarkılar söyler. İspanyol halk şarkıları. Luciano Pavarotti benim 3 sene hocamdı rahmetli. Napoliten şarkılar söylerdi. Napoliten şarkılar onların halk şarkılarıdır. Her kariyer yapmış iyi şarkıcı kendi ülkesinden melodileri söyler. Bize ne yazık ki, biraz uzun tutacağım üstadım, özür dilerim. Çünkü bugün önemli bir gün. Burada sizinle dertlerimi paylaşabilirim bu konuda. Çocukluğuma da döneceğim biraz sonra. Bekleyin. Konservatuarda batı müziği yok, yani konservatuarlarda makamları öğretmediler bize. Yani aman işte sesin bozulur, aman şu olur, aman bu olur. Değil efendim. Bunlar bizim gerçek müziklerimiz ve yüreğimizi sızlatan müzikler. Bu şarkıları doğru söyleyen dünyanın dört bir yanında her şeyi doğru söyler. Şimdi bana yazılmış bir şarkıyı söyleyeceğim size. Söyler misin bana? Nedir aşkın rengi? Müzik
bana. Nedir aşkın rengi? Pembe, mor, kırmızı, alev sarısı, Akdeniz mavisi. Pembe, mor, kırmızı, alev sarısı, Akdeniz mavisi. Haydi şimdi söyle, bunlardan hangisi? Söyler misin bana, nedir, nedir bendeki aşkın rengi? Sayabilir misin içimdeki o güzel renkleri? Sayabilir misin içimdeki o güzel renkleri? Okuyabilir misin içimde sen olan o mahur besteyi? Söyler misin bana, nedir aşkın rengi? Pembe, mor, kırmızı, alev sarısı, Akdeniz mavisi. Pembe, mor, kırmızı, alev sarısı, Akdeniz mavisi. Haydi şimdi söyle, bunlardan hangisi? Söyler misin bana, nedir, nedir bendeki aşkın rengi? Efendim, yani rengi tabii bulmak zor yani hayatta. Doğru renk bulanları tebrik ederim burada. Ama biz doğru renkleri bulduk aramızda, değil mi Göksel Üstad'ım? Şimdi harikulade bir solo introda duyacaksınız. Thank you.
aşksa girmesin hasret denen o duvar. Seni sevdim seveli yüreğimde yangın var. Aramıza girmesin hasret denen o duvar. Seni sevdim seveli aramızda yangın var. Yüzüm sensiz gülmüyor, gönlüm huzur bulmuyor. Bu ateş hiç sönmüyor, yüreğimde yangın var. Yüzüm sensiz gülmüyor, kalbim huzur bulmuyor. Bu ateş hiç sönmüyor, yüreğimde yangın var. Anla beni ne olur, anla artık güzel yar. Aşkın ile tutuştum, yüreğimde yangın var. Anla beni ne olur, anla artık güzel yar. Aşkın ile tutuştum, yüreğimde yangın var. Yüzüm sensiz gülmüyor, gönlüm huzur bulmuyor. Bu ateş hiç sönmüyor, yüreğimde yangın var. Yüzüm sensiz gülmüyor, gönlüm huzur bulmuyor. Bu ateş hiç sönmüyor, yüreğimde yangın var. Yüreğimde yangın var, yüreğimde yangın var. Üstadım, ha. Türkiye'nin en büyüğü gerçekten. Evet. Efendim şimdi güçlü alkışlarınızla Umut Hanım'ı tekrar sahneye alıyoruz. Thank you.
kararır gökyüzü yüreğim gibi. Fırtınalar kopar, şimşekler iner, kararır gökyüzü yüreğim gibi. Bilinmez bu yağmur ne zaman diner, beklerim olmayan dileğim gibi. Bilinmez bu yağmur ne zaman diner, beklerim olmayan dileğim gibi. Çınlar birden bire sabrımın taşı. Yağmur gibi akar gözümün yaşı. Çınlar birden bire sabrımın taşı. Zamanı unuttum. Unuttum yaşı, vefayı bilmeyen dileğim gibi. Zamanı unuttum, unuttum yaşı, vefayı bilmeyen dileğim gibi. Çok teşekkürler güzel alkışlarınıza ve tabii bu güzel teşriflere sonsuz teşekkürler. Ne kadar güzel bir dinleyici topluluğu. Bu bizim Türkiye'deki ilk konserimiz. Albümümüzün ilk konseri. Çok kıymetli bestekar Sayın Pınar Köksal hanımefendinin birbirinden güzel, çok seçkin, duygu dolu bir hanımın bütün zerafetini yansıtmış olduğu bestelerinden oluşan bir repertuarla ilk defa Antalya'da ve bu güzel seyircinin karşısında olmaktan gerçekten kendi adıma çok mutluyum. Sağ olunuz. Çok teşekkürler ediyoruz. Daha önce bir Irak konserimiz olmuştu. Ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Hakikaten çok güzel bir tepki aldık. Ama Türkiye'deki tadı başka olacak sanıyorum. Sizleri gördükten sonra oradaki güzel konserle ilgili düşüncem biraz değişti galiba. Daha güzel olacak. Çünkü aynı dili konuşuyoruz, aynı duyguları paylaşıyoruz. Pınar Hanım'ın gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Sözü fazla uzatmayayım. Ve bu arada tabii çok kıymetli müzisyenlerle aynı projede yer almak da ayrı bir kıvanç meselesi. Öncelikle tabii çok değerli arkadaşım, sizlerin de çok sevdiği, hakikaten çok kıymetli, dünya çapında gururumuz sevgili Hakan Aysev. O kocaman yüreği gibi çok da büyük bir kalbi var, emin olun. İnsan olarak da çok özel, çok ayrı bir yeri var bizler için. Ve çok kıymetli saz üstadlarımız, başta Göksel Baktagir Beyefendi olmak üzere, sazının üstadları, genç üstadlar da var aramızda. Onlara da bir alkış rica edebilir miyim sizlerden? Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir güzel şarkı daha geliyor. Sensiz geçen günlerim, acı ve hasret dolu. Pınar Hanım'ın, sözler de Pınar Hanım'ın. Gönlünüze sağlık. Thank you.
Geceler
Teşekkürler. Bu güzel alkışlar tabii ki bestekarımıza, Pınar Hanım'a gitsin. Ve hiç durmasın çünkü ben kıymetli arkadaşımı, o güzel sesini ben de dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hakan Aysev'i davet ediyorum tekrar huzurlarınıza. Bu gönül sensiz yaşamaz. Bir anda her şeyi yıkar giderim. Gözümden bir damla yaş bile akmaz. Anıları yıkar, öyle giderim. Gözümden bir damla yaş bile akmaz, anıları yakar, öyle giderim. Çökerken üstüme ayrılık sesi, çınlar kulağımda bir hüzün sesi. Yanağımda aşkın o son bu sesi. Hayatımdan çıkar öyle giderim. Yanağımda aşkın o son bu sesi. Hayatımdan çıkar, öyle giderim. Bu gönül sensiz yaşamaz. Bir anda her şeyi yıkar giderim.
Gözümden bir damla yaş bile akmaz, anıları yakar, öyle giderim. Gözümden bir damla yaş bile akmaz, anıları yakar, öyle giderim. Çökerken üstüme ayrılık sisi, çınlar kulağımda bir hüzün sesi, yanağımda aşkın o son bu sesi, hayatımdan çıkar öyle giderim, yanağım aşkın o son bu sesi, hayatından çıkar öyle giderim. Sanma ki bu gönül sensiz yaşamaz, bir anda her şeyi yıkar giderim. Gözümden bir damla yaş bile akmaz, anıları yakar, öyle giderim. Çökerken üstüme ayrılık sisi, çınlar kulağımda bir hüzün sesi, yanağımda aşkın o bu sesi, hayatından çıkar, öyle giderim. Hayatından çıkar, öyle giderim. Hayatından çıkar, öyle giderim. Çok teşekkür ederim. Bakmayın böyle bir maçovari şekilde giderim falan dediğimize, dönüyoruz hep genelde. Değil mi efendim? Şimdi bu bizim gerçekten çok 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 büyük, gerçekten çok büyük bir müzisyen. Çok güzel bir insan, yüreği inanılmaz büyük bir insan o da. Göksel Baktagirli. Evet, gerçekten. Türkiye'nin çok büyük bir gururu. Medal iftiharımız. İkinci buluşmamız albüm olarak. Birincisinde daha çok enstrümantal şarkılar vardı ve iki tane solo şarkı söylemiştim orada ki şimdi söyleyeceğim şarkı o albümden. Aşk Senfonisi'nde Pınar Hanım'ın o güzel bestelerini, o güzel yüreğinden çıkan o güzel notaları yine beraber seslendirdik ama bu sefer benim için Türkiye'nin, yani hani bana güzel şeyler söyledi diye canım arkadaşım söylemiyorum, karşılık vermiyorum. Gerçekten bunlar düşündüğüm şeyler. Türkiye'nin en güzel sesi, en güzel bayan vokali. Umut'cum da katıldı bu albümde ve konserleri beraber yapıyoruz. Çok güzel bir kalp birlikteliği oluştu. Bu Türkiye'de çok fazla oluşan bir şey değil ne yazık ki. Yani 2-3 insan bir araya gelip, iyi iş yapan 2-3 insan bir araya gelip bir şey yapamaz oldu. Herkes bireysel köşeye dönmeler, herkes bireysel başarılar yakalamaya çalışıyor. Biz burada çok güzel bir paylaşımda bulunduk. Gönlümüzü paylaştık birbirimizle, sevgimizi paylaştık birbirimizle ve bu güzel albüm doğdu. İzninizle şimdi ilk albümümüzden Şarkılar Söylüyorsan şarkısını söylemek istiyorum. Tamam, çok konuşmayacağım. Thank you.
şarkılar söylüyorsan, yolunu gözlüyorsan, onu çok özlüyorsan, seviyorsun demektir. Seviyorsun demektir. Şarkılar söylüyorsan, yolunu gözlüyorsan, onu çok özlüyorsan, seviyorsun seviyorsun demektir. İlk sevda böyle başlar, gözlere dolar yaşlar. Baharsa bütün kışlar, seviyorsun demektir. İlk sevda böyle başlar, gözlere dolar yaşlar. Baharsa bütün kışlar, seviyorsun demektir. Sebepsiz ağlıyor. Hep onu arıyorsan, seviyorsun demektir. Seviyorsun demektir. Bir ateş ki kor gibi yakıyorsa kalbini, hiç aldatma kendini, seviyorsun demektir. Bir ateş ki kor gibi yakıyorsa kalbini, hiç kendini, seviyorsun demektir. Seviyorsun demektir. Seviyorsun demektir.
aşkımız. Diller yalan söylüyor. Böyle değil şarkımız. Eller yalan söylüyor. Hiç bitmedi aşkımız. Diller yalan söylüyor. Geçse de yıllarımız, yemyeşil dallarımız, solmadı baharımız, güller yalan söylüyor. Geçse de yıllarımız, yemyeşil dallarımız, solmadı baharımız, güller yalan söylüyor. Kıskanç gözlere ayrılık hiç yok bizde. Fallar yalan söylüyor. Kanıma yalan sözlere, sahte kıskanç gözlere ayrılık hiç yok bize. Fallar yalan söylüyor. Geçse de yıllarımız, yemyeşil dallarımız, solmadı baharımız, güller yalan söylüyor. Geçse de solmadı baharımız, güller yalan söylüyor, güller yalan söylüyor, güller yalan söylüyor. Maşallah diyelim Hakan'a lütfen. Maşallah sana. Ay, harikasın, harika. Ama şarkı da çok güzel. Hepsi evet. Birbirinden güzel. Alkışlarla teşekkür ederim. Hakan'ı uğurlarken ben yine bir özel şarkı, şimdi sıradaki şarkı. Gerçekten en azından benim için öyle sanıyorum. Pınar Hanım'ın da çok ayrı bir yeri olduğunu tahmin ediyorum bu şarkıyla ilgili. Neden derseniz... Benim de bir kızım var, Allah bağışlarsa. 6 yaşında Melek Bal. Bir canavar. Pınar Hanım da bu güzel eseri, bu duygu dolu eseri Allah bağışlasın iki evladına ithaf etmiş. Bir Ayşem, bir Zeynep'im var demiş. Çok da güzel demiş. O kadar güzel bir Hicaz şarkı ki eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Arzum, emelim, sevincim, bitmeyen hayat direncim. Çok değerli bir çift incim. Bir Ayşen, bir Zeynep'im var. Thank you.
sevinci. Bitmeyen hayat direnci. Arzum, emelim, sevinci. Bitmeyen hayat direnci. Çok değerli bir çift inci. Bir Ayşem, bir Zeynep'im var. Bir Ayşem, bir Zeynep'im var. Çok teşekkürler. Çok güzel bir eser. Gönlünüze sağlık. Allah uzun ömürler versin. Torunlarla beraber. Ve tabii birazdan çok güzel bir sürpriz yapacağız sizlere. Çok kıymetli büyüğümüz Sayın Güntekin Köksal Beyefendi de aramızdalar. Pınar Hanım'ın eşleri. Yine bu arada Antalya'mızın ve musikimizin çok önemli değerlerinden bir hanım bestekarımız daha. Onlar böyle bir elin parmaklarını geçmiyorlar gerçekten. Çok nadide, gül gibi bakmamız lazım. Bir hanım bestekarımız daha, çok değerli bir üyemiz. Sayın Tülay Arıcı da aramızdalar. Hoş geldiniz. Ne mutlu sizi de burada görmek. Ne kadar güzel. Bu vesileyle değil mi? Bu beraberliklerin olması bir örnek aslında. Bu dayanışma. Az önce Hakan'cığım çok güzel şeylerden bahsetti. Çok teşekkür ediyorum ona zarif iltifatları için. Maalesef pek göremiyoruz değil mi bu dayanışmayı, bu desteği, bu yürek beraberliğini. İnşallah örnek olsun herkese. Evet, yine çok güzel bir Hicaz şarkı var sırada. Sözler Sami Derintuna'ya ait. Bu şarkısı çok seviliyor Pınar Hanım'ın, çok da bilinen bir şarkısı. Kalbin aşkla çarpıyorsa beni sevdiğini söyle. Çok güzel bir şarkı, herkese neşlik bekliyorum.
İlk defa duyanlar da eminim katılacaklar. Haydi bakalım. Sevdiğini söyle.
Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Acaba bu şarkıları kimin kulağına söylüyor Pınar Hanım? Kime fısıldıyor bu güzel şarkıları? İlk kim duyuyor? Herhalde çok imrenilen bir durum. Gültekin Bey'in durumu. Şimdi yine çok özel bir şarkı. Anonsunu da ben yapacağım ama ben okumayacağım. Bestekarının sesinden dinleyeceğiz. Hem de eşlerine yazmış oldukları, şarkının ismi de çok güzel, çok zarif. Tatlım demiş Pınar Hanım, Gültekin Bey'e. Alkışlarınıza davet ediyorum ben kendisini. Müzikseverler, sevgili Antalyalılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Duygularımı sizlerle paylaşabildiğim için gerçekten çok heyecanlı ve çok mutluyum. Müziğin insanları ve ülkeleri birbirine bağlayan evrensel bir dil ve en kuvvetli güç olduğuna inanıyorum. Ki hepimiz bugün müzik sayesinde buradayız. Ve bizleri bu gece buluşmamıza vesile olan Antalya Ticaret Odası yetkililerine, sevgili Mustafa Karabağır Beyefendi'ye ve tüm emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Efendim sizler de katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün huzurlarınızda gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği en kıymetli sanatçılarla birlikteyiz. Hepsi gönülden benim eserlerimi seslendiriyorlar. İnanın o kadar mutluyum ki anlatacak, mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Sevgili Hakan Aysev, sevgili Umut Akgürek, sevgili Göksel Baktagir ve çok kıymetli sevgili saz arkadaşları, hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Hakikaten çok hissederek çok güzel bestelerimi yorumluyorsunuz. Göksel Bey zaten giriş müziklerinde de kendi gönlünden kopan nameleri de koydu. Hakikaten çok mutluyum, çok heyecanlıyım ve çok teşekkür ediyorum. Aslında söyleyeceğim başka şeyler de vardı ama unuttum herhalde. Efendim, isterseniz ben tabii bu kadar kıymetli sanatçılardan sonra şarkı söylemek biraz zor. Ama bestekarının sesinden benim eşim için yaptığım, ben eşimi tanıdığım günden beri kendisine hep Tatlım diye hitap ediyorum. Şiir ismi Tatlım ama bestenin ismi Her Şeyi Dert Edip Üzülme Sakın. Hicaz makamında bir bestemi seslendirmek istiyorum. Thank you.
dert edip üzülme sakın. Yüzünden o hüzün silinsin tatlım. Her şeyi dert edip üzülme sakın. Yüzünden o hüzün silinsin tatlım. Mutluysak bilinsin tatlım. Sen ve ben, can ve ten, öylesi yakın. Sevmişsek mutluysak bilinsin tatlım. Ben artık sen oldum, sana tapalı. Canımı veririm gözüm kapalı. Masalı sevgili olduysak bilinsin tatlım. Dillerde söylensin bu aşk masalı. Sevgili olduysak bilinsin tatlım. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tekrar gönülden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten gerçekten gönül birlikteliği yaptık ve bir ekip oluşturduk. O bakımdan çok mutluyum ve çok gururluyum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Ağzınıza sağlık. Evet. Thank you.
Seninle doluyum, sensiz bomboş. Hayat güzel, sen güzel, sevgimiz güzel. 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 Yaşayamam, hasretine dayanamam. Hayat güzel, sen güzel, sevgimiz güzel. 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 Çok teşekkürler efendim. Son şarkımız. Biz üzülüyoruz, bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Son şarkımız. İnşallah tekrarı olur. Şimdiden ufak bir veda konuşması gibi oldu ama çok teşekkür ediyoruz ilginize, evet, teşriflerinize. Çok çok sağ olun efendim. Sağ olun. Katılımlarınıza sağ olunuz. Ateş yanar, ateş yanar, ben yanarım. Uzakta bir ateş yanar, ateş yanar, ben yanarım. Sevdiğimi bilmiyor yar, çalıyor sevda pınarım. Sevdiğimi bilmiyor yar, çalıyor sevda pınarım. Gözlerim hasret uykuya, hasretim bir yudum suya. Gözlerim hasret uykuya, hasretim bir yudum suya. İçemedim doya doya, dalıyor sevda pınarım.
içemedin, doya doya dağılıyor sevda pınarı. Uzaklarda hasret çekip yanıyorum boyunu büküp. Uzaklarda hasret çekip yanıyorum boyun büküp. Gizli gizli yaşlar döküp ağlıyor sevda pınarı. Gizli gizli yaşlar döküp ağlıyor sevda pınarı. Bakıp saçımda aklara hasret çıktı doruklara. Bakıp saçımda aklara hasret çıktı doruklara. Kaderimi uzaklara bağlıyor sevda pınarı. Kaderimi uzaklara bağlıyor sevda pınarı. Bağlıyor sevda pınarı. Bağlıyor sevda pınarı. Seni rüyamda gördüm. Rüyamda gördüm. Tut ellerimi sıkıca dedi. Sıkıca dedi. Ben dudaklarına uzanırken. Uzanırken. Öp beni uzunca dedi. Uzanırken öp beni uzunca dedi. Hazır mıyız? Öp beni, öp beni, öp öp beni dedi. 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 Gördüm. Rüyamda gördüm. Sev sev
beni çılgınca dedi. Çılgınca dedi. Sonra ayrılıp giderken düşün beni yalnızca dedi. Sonra ayrılıp giderken düşün beni yalnızca dedi. Şimdi öp beni. Öp beni, öp beni, öp öp beni dedi. Öp beni, öp beni, öp öp beni dedi. Bir kez duyalım mı seyirciler? Öp öp şimdi siz. Evet. Harikasınız. Öp öp beni dedi. Öp beni, öp beni. Öp beni, öp öp beni dedi. Öp öp beni dedi. Öp öp beni dedi. Evet, herkes yanındakini öpsün lütfen artık. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, sevgili müzikseverler, Aşk Senfonisi'ni dinlediniz. Bu güzel konseri sahneleyen, başta Göksel Baktagir olmak üzere bütün saz sanatçılarımıza, bu güzel besteleri vücuda getiren Sayın Pınar Köksal hanımefendiye ve solistlerimiz Hakan Aysev ve Umut Akyüre'ye yürekten teşekkür ediyoruz bir kez daha. Efendim, bir plaket törenimiz olacak. Ama bu plaket töreninin gerçekleşmesi için bu güzel besteleri yapan Pet Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kıymetli bestekar Sayın Pınar Köksal hanımefendiyi ve Pet Holding Yönetim Kurulu Başkanı değerli eşleri Sayın Güntekin Köksal'ı kıymetli alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim. Evet sevgili konuklarımız, değerli sanatçılarımız Umut Akyürek, Hakan Aysen, değerli bestekarımız Sayın Pınar Köksal ve eşleri Sayın Güntekin Köksal'a ve çok değerli kanun sanatçımız Sayın Göksel Baktagir'e plaketlerini takdim etmek üzere ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çetin Osman Budağ'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın bestekarımızı göndermeden özel bir davetlisi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Sayın bestekarımızın FM sınıf arkadaşınız Sayın Velittin Bekrioğlu şu anda aramızdalar. Bir çiçek taksim yapacaklar, size takdim yapacaklar. Çok güçlü alkışınızla lütfen kendisini sahneye davet ediyoruz. Sayın Velittin Bekrioğlu bu konseri izlemek için Alanya'dan aramıza katıldılar. Evet, çok teşekkür ediyoruz teşrifleri için. Sizlerin de bir kez daha yüreğine sağlık diliyoruz. Mesletiniz bizleri. Ve saygıdeğer konuklarımız, sevgili müzikseverler, Göksel Baktagir beyefendi çok kıymetli bir hoca. Antalya'ya sık gelip gidebiliyor. Onun bu geliş gidişlerine vesile olan burada kıymetli bir okul var. Kendi adına kurulu Göksel Baktagir Düş Bahçesi Sanat Merkezi. Bu merkez, bu okul adına Sayın Serpil Ertuğ'u da kıymetli alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyoruz. Ve kendisine plaketlerini vermek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Sayın Erdem Armen'i yine kıymetli alkışlarınızla davet ediyoruz efendim sahneye. Sayın Erdem Armen, evet geldiler. Teşekkür ediyoruz. Güçlü alkışlarımızla yerlerine uğurluyoruz efendim. Evet, kıymetli bestekarlarımız, kıymetli sanatçılarımız bu akşam bu performansı gerçekleştirebilmek için çok çaba sarf ettiler. Artık dinlenmeyi hak ettiler. Yavaş yavaş sahnedeki yerlerini terk ediyorlar, kulise doğru geçiyorlar. Ve bu konserle beraber efendim, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu yıl 6. kez düzenlediği Antalya Türk Müziği günlerinin de sonuna gelmiş oluyoruz. Gönlümüz diliyor ki önümüzdeki yıl bu etkinliğin 7.sinde daha güçlü, daha güzel bir şekilde hep gelişerek, hep bir adım daha ileri giderek beraber olabilelim. Bu etkinlik boyunca, 3 gün boyunca bu sahnede sizlere sunumlarımızla eşlik etmeye çalıştık. Ben Tayfun Yönlü. Ben Mehtap Tumrik. Ben Arzu Koç. Önümüzdeki yıl 7. Antalya Türk Müziği günlerinde yeniden sizlerle buluşabilmeyi dileyerek, saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız, iyi geceler efendim. Yeniden buluşuncaya kadar şen ve sen kalın. Şarkılar, türküler, ışığınız olsun efendim. Görüşmek dileğiyle saygılar sunuyoruz. Allah'a ısmarladık, mutlu kalın.